Nesine TV ekranlarında cumartesi iddia bülteniyle karşınızdayım. Brezilya Serie A'dan 3 maçlık kupon oluşturduk. İlk karşılaşmamız 419 iddia koduyla Flamengo Fluminense arasında oynanacak. Tabii Flamengo'nun daha iddialı bir konumda olduğunu, zirve mücadelesi verdiğini görüyoruz. Takımın ligde geride bıraktığı son 4 maça baktığımız zaman kaybetmeyen bir Flamengo var. Bu 4 maçın 3'ü deplasman, tamamından puan çıkartan bir Flamengo var. Son olarak Corinthians deplasmanında 3-0 kazanmışlardı. Rakip Fluminense, ben Flamengo'daki iyi gidişatın bugün süreceğini düşünüyorum. Tercih maç sonucu 1. İç saha avantajıyla da Flamengo galibiyeti bekliyorum ama taraf bahsi dışına çıkacaksak Fluminense'nin konum olarak vermiş olduğu rahatlıktan, son maçlarındaki yüksek skorlu karşılaşmalarından dolayı da 2.5 gol üstünü önereceğim. Fluminense'nin ligde geride bıraktığı son 4 maçının 3'ü 3 gol ve üzeri bitmişti. İkinci mücadelemiz Santos'la Corinthians arasında oynanacak. Santos son 2 lig maçını kalesinde gol görmeden kazandı. Kendi sahalarında da çok üstün bir oyun anlayışları söz konusu. Rakip Corinthians zaten bu sezon ligde yoklar diyebiliriz onlar için. 3 maçtır kazanamıyorlar. Son olarak Flamengo'ya kaybettiler. Hafta içi Brezilya Kupası final ilk maçında kaybettiler Cruzeiro'ya. Bu maçtan 4 gün sonra rövanşını oynayacaklar. Dolayısıyla akıllar rövanşlı olacak. Bu maçı bence Santos kazanacak. İlk kere handikap tercihleri oranı yükseltmek adına değerlendirilebilir. Üçüncü ve son mücadelemiz ise Bahia ile Paraná arasında oynanacak Brezilya'da. Paraná düştü diyebiliriz. Takım 14 maçtır kazanamıyor. Son maçında Fluminense deplasmanda 4-0 kaybettiler. Zaten deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda kaybetmeleri bir kenara, gol dahi atamıyorlar. Bahia rakip, çok rahat bir nefes alacaklarını düşünüyorum bu galibiyetle. Çünkü ligde 5 maçtır kazanamıyorlar ama ben bunu onların formsuzluğuna bağlamıyorum. Zorlu fikstüre bağlıyorum. São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, Flamengo ve son olarak Grêmio ile oynadılar. Bu zorlu fikstürden 3 beraberlik çıkarttıklarında altını çizelim ama 5 maçlık galibiyet hasretine bugün son verirler. Taraf bahsi için açılan oran azsa karşılıklı gol yoku da alabiliriz. Şablonlarımıza Paraná'nın skoru yönünden zaten üretmesi çok zor görünüyor. Karşılıklı gol yoku da alabiliriz. Bu 3 maçı kombine yapabiliyoruz. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle. Hoşçakalın.